Sevgili izleyiciler, birinci gün programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu akşam birinci gün programımızda çok özel bir konuğumuz var. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muhammed Güven. Birinci gün programımızın özel konu, öncelikle değerli hocamıza hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Yeni yerinizde hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet, değerli hocamızla birlikte Kayseri Erciyes Üniversitesi'ni, öğrencilerin durumunu Erciyes Üniversitesi'nin Kayseri'ye kattığı ve ülkemize kattığı değerler üzerinde duracağız. Tabii bu güzel söyleşiyi yine TV1 Haber Müdürü İsmail Bey ile birlikte yapacağız. İsmail Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hocam da hoş geldi. Hoş bulduk, sağ olun. Evet, hocam tabii ki çok önemli konuları konuşacağız. Öğrencilerimizin ülkemize katacağı değerler, üniversitenin Kayseri'ye kattığı değerler, verdiğiniz hizmetler, rektörlük dönemindeki rektör başkanlığı yaptığınız dönem içerisindeki özellikle neler yaptınız? Bunların hepsini konuşacağız ama öncelikle biliyorsunuz ülkemiz çok sıkıntılı bir süreçten geçti. 15 Temmuz kara bir gece yaşadık. Dolayısıyla siz de o gecede aldığınız ilk haber doğrultusunda hemen üniversiteye gelerek rektörlükte sabaha kadar nöbet tuttunuz. Üniversite içerisinde güvenliği sağlama adına. Bir o geceyi sizden dinleyelim. Darbelerin ülkelere vermiş olduğu zarar, darbelerin özellikle geleceğin nesilleri üzerindeki etkisi, bu anlamda neler söylersiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum çağırdığınız için. Ben tabii 12 Eylül'ü de yaşamış birisiyim. 11 Eylül'de ben liseye kaydoldum. Ertesi gün sabah çıkıp memlekete dönecektim. Konya'daydım. İlçeye dönecektim. Sabah çıktım. Kapının önünde askerler içeriye girmemizi söylediler ve bir hafta çıkamadık dışarıya. İlçeye ancak bir hafta sonra dönebildik. Tabii darbeler hem insan psikolojisi hem toplum psikolojisi ve sosyolojisi üzerinde olumsuz etkilerinin yanında ülkenin gelişimi açısından da çok önemli. Ülkeyi geriye götüren, ülkeye frene bastıran, hatta geri vitese taktıran girişimler. Maalesef 15 Temmuz'da da hain bir darbe girişimi teşebbüsü oldu. Neyse ki başta Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu, milletimizin milli iradeye sahip çıkışıyla bu bertaraf edildi. Umarım bundan sonra bir daha böyle girişimlere maruz kalmayız. Ülkemizin son yıllarda yakalamış olduğu ivmeyi geriye götürecek herhangi bir girişim olmaz diye düşünüyoruz. O gün şehir dışındaydım. Akşam 10-10.30 gibi böyle bir darbe girişiminden haberdar olunca hızlı bir şekilde döndük. Gece saat 3'te geldik. Rektörlüğü açtık ve orada nöbet tuttuk. Devletin bütün kurumları, bütün vatandaşlar da ülkesine sahip çıktılar. İnşallah bunu olabildiğince en az hasarla atlatacağız. Evet hocam, o geceyi anlattınız. İnşallah atlatırız tabii. En çok merak edilen konulardan birisi de tabii ki o sürecin ardından üniversitelerde bazı değişikliğe gidildi. İşte o yapıya yakın üniversitelere kapatma kararı aldı. Mevcut üniversitelere devredildi. Kayseri'de de ilk etapta herkesin bildiği Melikşah Üniversitesi vardı. YÖK tarafından kapatıldı ve Erciyes Üniversitesi'ne devredildi. Ne yaptınız? Orada nasıl bir düzenlemeye gittiniz? Akademik personel mi takviye yaptınız? Öğrenciler ya da bölümler konusunda nasıl bir çalışma yaptınız? Şöyle, bu kapatılan 15 tane üniversite var, öğrencisi olan. Kapatılan bu 15 üniversitenin öğrencileri üniversiteye girdiği yıldaki puanlara göre ÖSYM tarafından yeniden tercih alınarak yerleştirildi. Farklı üniversitelere yerleştirildiler. Fakat bunların mağdur olmaması için isteyenlere özel öğrencilik imkanı sağlandı YÖK tarafından. Biz de her kapatılan üniversitenin olduğu şehirde de bir koordinatör üniversite tayin edildi. Biz de Erciyes Üniversitesi olarak kapatılan Melikşah Üniversitesi'nin öğrencileri için koordinatör üniversite görevi gördük. Neler yaptık burada? Öğrencilerin öncelikle ulaşabildiğimiz kadarıyla tabii birden kapatılıp işi boşalmış bir üniversite aldık.
işte bilgisayarlarına ulaşabildiğimiz, dokümanlarına ulaşabildiğimiz kadarıyla hızlı bir şekilde öğrencilerin bilgilerini elde ettik öncelikle. Daha sonra bunları öğrencilerin talep etmesi durumunda öğrencilerle paylaştık. Başka şehre özel öğrenci veya yerleşerek giden öğrencilerin istedikleri bilgileri, belgeleri bizler temin ediyoruz, hala temin ediyoruz. Mezun duruma gelmiş öğrencilerin diplomalarını biz veriyoruz. Onun dışında da bize müracaat etmiş olan öğrencileri özel öğrenci olarak kabul ettik. Yaklaşık 1000 civarında lisansüstü öğrencilerle 1000'i geçiyor. Öğrenciyi de biz kabul ettik. Bu öğrenciler bizde olan programlarda olan öğrenciler, bizde olmayanlar bir kısmı Abdullah Gül Üniversitesi'ne gittiler. Bir kısmı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ne gittiler. Başka şehirlere gidenler de var tabii. Bu bizde olan programlardaki özel öğrencileri biz normal kendi öğrencilerimizle birlikte aynı sınıflarda eğitime aldık. Şu anda eğitim başladı. Onlar da derslerine devam ediyorlar. Bunun dışında bizim yaptığımız bu öğrencilerle ilgili yaptığımız bir husus daha. Zaman zaman eskiye ait bilgilerine ulaşmak istiyorlar. Onları temin etmeye çalışıyoruz. Gerek doküman olarak, gerekse elektronik olarak bunları sağlamaya çalışıyoruz. İntibaklarını yaptık bu öğrencilerin. Bize devredilen Melikşah Kampüsü'nün de hızlı bir şekilde kullanıma açıyoruz. Bazı binalarında eğitim başladı. Bizim Yabancı Diller Yüksekokulu Melikşah Kampüsü'nde, yani şimdiki ismiyle onu da söyleyelim vatandaşlarımıza. İsmi 15 Temmuz Kampüsü oldu. İsmini İsmini değiştirdiniz. değiştirdik. Artık o kampüsün adı Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Kampüsü. 15 Temmuz kampüsümüzdeki binalarda eğitime başladık. Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nu olduğu gibi oraya taşıdık. Hazırlık sınıfı öğrencileri orada eğitim görüyorlar. Onun dışında yeni binaları bitinceye kadar Edebiyat Fakültesi'nin yükünü azaltmak için bazı bölümlerini oraya taşıdık. Orada eğitime devam ediyorlar. 3 tane binası var orada uygun olan. Onlara da ikinci sömestrede mühendislik fakültesinin bazı birimlerini taşıyacağız. Orada çünkü bir mühendislik fakültesine ait bir laboratuvar binası da var. Yemekhanesini açtık. Öğrenciler yemeklerini orada yiyorlar. Kütüphanesini açtık. Orayı kullanabiliyorlar. Konferans salonunu açtık. Ne kadar Orayı öğrenci var hocam şu an? kullanabiliyorlar. Ya da faydalanabiliyor. Şöyle tamamını hedeflediğimiz tüm öğrencileri taşıdığımızda 4000'i biraz aşan öğrenci olacak orada. Bayağı da bir rakam değil mi hocam? Yani aslında kapatılan Melikşah Üniversitesi de o civarda öğrenci. Mağdur olan öğrenci veyahut da daha önceden parasını yatıran öğrencilerde bu konuda sıkıntı çeken oldu mu? Ya da Şöyle. nasıl çözdünüz bu? Şimdi biliyorsunuz ÖSYM kılavuzunda vakıf üniversitelerinde bursluluk oranı da ilan Evet. edilir. %100 burslu, %50 burslu, %25 burslu. Bunlar hangi statüde girdiyse öğrenciler statülerini koruyorlar. Yani tam bursluysa herhangi bir ücret ödemeyecek. %50 bursluysa %50'sini ödeyecek. Hepsini direkt bize ödemiyor zaten. Eğer doğrudan bize merkezi yerleştirme ile yerleşmişse Erciyes Üniversitesi'ne, yoksa yerleştirildiği üniversiteye ödeyecek. Onun bir miktarı bizim üniversitemize aktarılacak. Yani oradaki üniversitedeki statüleri neyse aynı statü korundu. Geçen yıl o üniversitenin belirlemiş olduğu ücretin üzerine de TFTÜF'e oranında bir zam yapılarak, yani YÖK tarafından belirlendi bu. Yeni ücretler belirlendi. Peki Erciyes Üniversitesi'nin bünyesinde olmayan bölümler var mıydı? Öyle bir sıkıntılar da çıktı mı? Şeyde yaşadık bu sıkıntıyı. Yabancı dilde eğitim Hmm. yapılan bölümler, yani %100 yabancı dilde eğitim yapılan bölümler, onlar şu anda Abdullah Gül Üniversitesi'nde eğitim görüyorlar. Evet. Onlar da mağdur olmamış Hocam, demek bu ki. süreç içerisinde tabii çok özellikle üniversite içerisinde de 15 Temmuz'dan sonra önemli
aslında önlemler aldınız, üniversite içerisinde hamleler yaptınız ama siz rektör adaylı olduğunuz dönemde de çok ciddi anlamda mücadele veren bir isimsiniz. Hatta hatırlıyorum siz geldikten sonra da şöyle manşetlerle Erciyes Üniversitesi'ne güven geldi sonucunda gelinen süreçte baktığımızda da gerçekten ciddi hamleler yaptığınız ortaya çıktı. O süreci bir değerlendirecek olursak üniversite içerisindeki 15 Temmuz'dan sonraki yaptığınız özellikle bu mensuba yakın insanlar üzerinde çalışmalardan sonra bir sıkıntı, eğitim, öğretim görevlisi konusunda bir sıkıntı yaşadınız mı? Şöyle, biz büyük bir üniversiteyiz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani Erciyes Üniversitesi 40 yılı aşkın bir tarihi olan 1200'e yakın öğretim üyesi, 2500'e yakın öğretim elemanı olan bir üniversite. Dolayısıyla böyle bir üniversitede çok ciddi sıkıntılar olmaması gerekir. Bizde de çok ciddi sıkıntılar yok. O yüzden elbette yani bazı öğretim üyelerinin ders yükleri biraz artmış olabilir. Ama Erciyes Üniversitesi üzerine kapatılan üniversitelerden gelen öğrenciler de eklenmesine ve onların özel bir durumu olması, intibak süreçlerinin sıkıntılı olmasına rağmen herhangi bir problem yaşamadan eğitime başladı ve devam ediyor. Evet. Hocam, genellikle yani bir seçim olduğunda seçimde aday olanlar işte yakın vadede, orta vadede ve uzak vadede hedefler, planlar açıklarlar. Sizde seçim oldu, mutlaka hedefleriniz vardı, amaçlarınız vardı ve bir projeniz vardı. Ama herhalde acil eylem planına geçtiniz 15 Temmuz'dan sonra. O hedeflerinizi herhalde ya da önceliklerinizi geri plana atmak zorunda kaldınız. Oradan başlayarak neyi hedefliyorsunuz bu acil, tabii ki bu karışıklık geçtikten sonra üniversiteyi hangi konuma getirmeyi düşünüyorsunuz Türkiye'de ve dünyada? Öncelikle şunu söyleyeyim, yani hedeflerimizi geriye atmadık. Bir taraftan tabii ki bu yapıyla mücadele ederken diğer taraftan da işimizi yaptık. Yani Erciyes Üniversitesi ayakta durdu ve süreci bu şekilde götürdü. Bir taraftan rutin işlerimizi yaparken diğer taraftan da yeni bir şeyler yapma gayreti içerisinde olduk. Arkadaşlarımız da bu gayret içerisinde çalıştılar. Bu süreçte herhangi bir işlemde veya herhangi bir süreçte aksamada yaşamadık. Aynı şekilde devam etti. Tabii hedeflerimiz var. Neler bunlar? Bir defa hem fiziksel mekanlar açısından hedeflerimiz vardı. Hem eğitim öğretim açısından hem de bilimsel faaliyetler açısından hedeflerimiz vardı ve bunlar devam ediyor. Öncelikle altyapı ve şeyden başlayacak olursak, neler yaptık, neler yapıyoruz diye. Biraz önce bahsettik. Üniversitemiz bünyesine katılan 15 Temmuz kampüsünde çalışmalarımız oldu. Oraların kontrolünün yapılması, envanterinin tutulması, kabulünün yapılması ve daha sonra analizinin yapılarak hangi birimler için uygun olduğu belirlendi ve birimler oralara taşınmaya başladılar. Tabii bu biraz daha zaman alacak, devam edecek. Fakat 15 Temmuz kampüsündeki binalar biraz bizim bina ihtiyacımızı kısmen de olsa rahatlattı. Gerçi küçük binalar, Erciyes Üniversitesi gibi bir üniversite için çok büyük olmayan binalar ama birkaç binayı birleştirerek o bazı sıkıntılarımızı bu vesileyle gidermiş olduk. İkinci husus, geldiğimizde söylediğimiz bir şey vardı. Kampüsü daha yaşanabilir bir kampüs haline getirmek istiyoruz diye. Ekranda görüyoruz hocam. Çok evet, geniş bir alana gerçekten kurulmuş. Evet, 3500 dönüm kadar bir alana kurulu bir kampüsten bahsediyoruz. Bir şehir. Evet, nüfusu, öğrencileri, çalışanları, hastaneye gündüz gelip giden hasta ve hasta yakınları dediğinizde yaklaşık 100 bin nüfustan bahsediyoruz. Yani orada hareketli nüfus tabii, oradaki nüfus. Şimdi neler yaptık? Biliyorsunuz hastane girişi, yani hastane tarafı giriş, kampüsün hastane tarafı girişi
dar ve sıkıntılıydı. Orada sık sık da kazalar, ciddi olmasa da kazalar olabiliyordu. Özellikle sabah ve akşam çıkışlarda yoğun trafik yaşanabiliyordu. Bilmiyorum, yakın zamanda gitme imkanınız oldu mu? Yakında da belki açılışını yapacağız belediye ile birlikte. Ben buradan katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne özellikle çok teşekkür ediyorum. Çok güzel iş çıkardılar orada. Hastane girişi bir şerit daha genişletildi. Otobüsler için ayrı cep oluşturuldu. Hem hastaneye gelenler için hem de cami tarafında gidenler için otobüs duraklarının olduğu yer genişletildi. Böylece hastane trafiği rahatlatılmış oldu. İkincisi, daha önce kontrolsüz giriş vardı kampüse. Evet. Günde yaklaşık 50 bin araç giriyordu. 50 bin araç 50 giriyor. Bin araç giriyor. Olmayanlar da girebilir. Yani orayı bir geçiş yolu olarak kullanıyorlardı. Aldığımız güvenlik tedbirlerinden ve kontrollü geçişlerden sonra bu yaklaşık 14-15 bin araca düştü. Yani üçte birine düştü. Yani üçte iki araç gereksiz yere kampüs alanını işgal ediyordu. Bu hem çalışanların hem de öğrencilerin güvenliğini tehdit eden bir husus. Bir de eğitim yapılan bir yer, bir mahremiyetinin olması gerekiyor. Herkes her istediği zaman rahatlıkla girip çıkamamalı zaten böyle evet. mekanlara. Onun tedbirini aldık. Yine Talas yolu üzerinde dikkatinizi çeken bir 10 yıldan fazla zamandır karkas halinde duran bir binamız vardı. Çirkin de bir görüntü oluşturuyordu. Evet, kongre merkezimiz. Onun ihalesini yaptık. Eğer yakında oradan geçmişseniz orada çalışmaların başladığını görüyoruz, evet. görmüşsünüzdür. İnşallah 2-2,5 yıl içerisinde üniversitemize ve şehrimize kazandıracağız. Bölgenin en büyük kongre merkezlerinden birisi olacak. Ankara'nın doğusundaki en büyük kongre merkezlerinden birisi olacak. Çok sayıda konferans salonu, en büyüğü 1500-1600 kapasiteli. İşte içinde bir oteli, restoranı, ofisleriyle komple bir kongre merkezi olacak. Hemen arkasında biliyorsunuz bir göletimiz var. Onun etrafında Melikgazi Belediyesi ile bir protokolümüz var. O çerçevede orası botanik bahçesi haline dönüştürülüyor. Nereye kadar? Marien Molu Amfisi'nin olduğu bölgeye kadar orayı da içine alacak şekilde bir botanik bahçesi. Yani alanı suyla dolduracak mısınız hocam? Orada su var zaten. Yani ona izin. O devam edecek. Etrafını biz yeşillendireceğiz. Bölgeye uyumlu bitki örtüsüyle işte yürüyüş alanları, dinlenme alanları, yeme içme alanlarıyla güzel komple bir istirahat yeri olacak. Bir nefes aldıracak üniversiteye. O anlamda da herhalde bir 2-2,5 senede orayı tamamlarız diye düşünüyorum. Bunun dışında başka çalışmalarımız da olacak. İşte hastanenin kampüs alanı dışına çıkarılması düşüncelerimiz var. Bu hala devam ediyor. Bununla ilgili kulislerimiz devam ediyor. Esas hedefimiz kampüsün daha güvenilir bir hale getirilebilmesi ve sağlık kampüsünün eğitim kampüsünden ayrılması. Ana hastanemiz özellikle çok eskidi biliyorsunuz. Bir 10 yıl içerisinde ekonomik ömrünü tamamlayacak durumda. Orada da şehrimizin ileri gelenlerinin, siyasilerinin desteğini de alarak inşallah böyle bir projemiz var. Nereye taşımayı düşünüyorsunuz hocam? Onu şimdilik söylemeyi. Yani kampüs alanının dışına taşıyacaksınız. Kampüsün dışına çıkaracağız. Yani o bölge değer kazanmasın diye belki de değil mi? Onun için mi söylemek istemiyorsunuz? Yok, hayır. Yani kesin olmayan bir şey için şimdilik. Ama şey Kayseri içinde kalacak öyle mi hocam? Tabii kampüse yakın bir yer olsun istiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz bakalım. Ama çok gerçekten meşakkatli bir iş. O kolay kolay taşıma işi de oturmuş bir sistemi de var. Erciyes Üniversitesi'nin içerisindeki hastanenin.
Orada bir sıkıntı olmaz. Siz de yeni bir yere taşındınız. Çok bir sıkıntı olmaz. İşte biliyorsunuz Eğitim Araştırma Hastanesi yeni bitecek olan binasına taşınacak. Bir şekilde süreç yürür. Zaten bugün başlasanız 4-5 yıl sürecek bir proje. Biz başlatalım ama yani kim ne zaman tamamlanırsa ama bir adım atmak lazım evet. bu konuda. Kayseri'ye yakışır bir şey olur. Tabii onun başka avantajları da olacak. Yani o hastaneden boşalan binalar üniversitenin diğer birimlerinin de ihtiyacı var. Yeni binalar yapmak yerine onlardan da istifade edeceğiz. Tabii yeni üniversitemize geçen 15 Temmuz kampüsü dolayısıyla aramızda bir yol var biliyorsunuz. Sadece Erciyes Üniversitesi kampüsü ile 15 Temmuz kampüsü arasında bir yol var. Orayı da zaman içerisinde belki bir viyadükle bağlama şansı olur mu onu da değerlendireceğiz. Direkt okul bahçesiyle evet, direkt olsun. Ana kampüsle dışarıya çıkmadan bağlantı olabilir mi? Onun için de araştıracağız. Tabii burada bize belediyenin, karayollarının katkıları olacaktır. Eğer onu yapabilirsek o zaman çok daha bütünleşik bir kampüs olacak. Yurtları açamadık. Yurtları açamama nedenimiz tabii çok geç teslim oldu. Oradaki çalışmaların geç bitmesi nedeniyle geç ilan ettik. Öğrenciler çoğu yerleşmişti. Gerek devlet yurtlarına gerek özel yurtlara. Ama önümüzdeki yıl inşallah yurtları da hizmete açacağız. Yurt sıkıntısı öğrenciler de bu anlamda yaşıyor mu hocam? Tabii bize iletilen çok fazla bir şey yok. Onu daha çok herhalde Kredi Yurtlar Kurumu veya diğer kurumlara iletiyorlar. Şu ana kadar bize iletilmiş çok ciddi bir sorun yok. Peki hocam bölüm sayısı, öğrenci sayısı, akademisyen sayısı açısından bir rakam verecek olursak neler söylersiniz? Yani geldiğiniz göreve geldiğiniz gün itibariyle baktığımızda tabii ki önemli bir 15 Temmuz süreci var. Bu ciddi anlamda sizin hamlelerinizi yavaşlatmış olabilir ama ciddi de hedefleriniz, hayalleriniz vardı. Bunlardan yüzde vuracak olursak kaçını tamamladınız? Daha çok başındayız. Yani onu yüzdeyle vurmak çok zor ama biz tabii bu bir taraftan ayrılan bu vesileyle üniversiteyle bağ kesilen öğretim üyelerinin yerine öğretim üyeleriyle takviye etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da bir sıkıntımız yok. Hemen hemen ihraç olunan öğretim üyesi sayısı kadar da öğretim üyesini veya öğretim görevlisini üniversiteye kazandırdık bu süre içerisinde. Kazandırmaya da devam ediyoruz. Bu anlamda çok bir sıkıntı yaşamıyoruz. Tabii bu arada bize devrolunan öğrencilerle beraber de 65 bine yakın öğrencimiz oldu. 65 bin. Lisansüstü öğrencileri de eklediğimizde yaklaşık 65 bin öğrenci. Bazı illerden büyük neredeyse. Evet, yani bazı illerden büyük. Çalışanlarla beraber işte demin söyledim 100 bin nüfus neredeyse Talas ilçesi kadar bir nüfus oldu. Peki hocam, tabii bunları yaparken Erciyes Üniversitesi de başta dediğiniz gibi köklü üniversitelerden, geçmişe sahip üniversitelerden. Türkiye'deki konumu nedir? Başarı oranınız, bir kriter vardır elbette bu tarz bilimsel araştırmaları değerlendiren ya da çeşitli kriterlere göre. Hem Türkiye'deki başarı ilk kaçtayız onu merak ettim. Hem de dünyada Erciyes Üniversitesi bilimsel çalışmalarla gündeme geliyor mu? Dünyadan size bakış nasıl? Buna tanınırlık diyelim. Evet. Hani Erciyes Üniversitesi'nin Türkiye'de ve dünyada tanınırlığı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ülkemizde Erciyes Üniversitesi artık gelişimini tamamlamış büyük bir üniversite olarak yerini almış durumda. Bunu da birçok kategoride ispat etmiş durumda. Biliyorsunuz dünyadaki ve Türkiye'deki üniversiteleri sınıflandıran, sıralayan çok sayıda kuruluş var. Türkiye'de de URAP var. Onun dışında dünyanın birçok ülkesinde hani bu ekonomiyi değerlendiren derecelendirme kuruluşlarına benzer kuruluşlar var.
Bunlar da her yıl rapor yayınlıyorlar. Üniversiteleri sıralıyorlar. İşte ilk 500, ilk 1000, ilk 2000 gibi sıralamalar yapıyorlar. Biz orada nelere bakıyoruz? Bir, dünyadaki konumumuza bakıyoruz. İkincisi de o derecelendirmelerin içerisine girmiş olan üniversitelerimiz arasındaki sıralamamıza bakıyoruz. Ne durumdayız diye. Buna baktığımızda 7-8 farklı kuruluşun yaptığı değerlendirmelerde Erciyes Üniversitesi ilk 4 ile ilk 10 arasında değişen, tabii hepsinin değerlendirdiği parametreler ve ağırlıkları farklı olduğu için çıkıyor bu. İlk 4 ile ilk 10 arasında değişiyor. Bu hem üniversite olarak, genel olarak Erciyes Üniversitesi olarak, hem de bazı alanlarda da bu böyle. Mesela mühendislik, sağlık bilimleri gibi bazı alanlarda da bu sıralamayı koruyor. Dünya sıralamasına baktığımızda da genellikle 700 ile 850 bandında şu anda. Ki bundan 3-4 yıl önce ilk 1000'de olmadığını düşünürseniz Erciyes Üniversitesi'nin, hızla yükseliyor. En son URAP'ın yaptığı sıralamada, yaptığı açıklamada dünyada ilk 1000'e giren Türkiye üniversiteleri içerisinde ilk 10'daki, yani Türkiye'nin ilk 10'undaki üniversiteleri içerisinde ileriye doğru yükselme gösteren tek üniversite. Diğerlerinin hepsinde gerileme var. Erciyes Üniversitesi'nde bir ilerleme var. İşte 9. sırada şu anda o sıralamada. Önümüzde de genellikle büyük şehirlerimizdeki köklü üniversiteler var. Onları da zorluyoruz inşallah. Maşallah 9. sınıf. Hocam, üniversite içerisinde zaman zaman anketler falan yapıyorsunuzdur öğrenciler üzerinde, ya da nasıl, evet, bir üniversite görmek istiyorlar. Bu tür çalışmalar yaptığınızda nasıl bir tablo çıkıyor önünüze, ya da yaptınız mı? Yakın zamanda yapmadık ama ben bazen sosyal medyadan takip ediyorum. Eskiden şöyle, sosyal medyada özellikle üniversite sınavı, üniversite yerleştirme sınavları döneminde, puanlar açıklandıktan sonra çocukların tercih aşamasına geldikleri dönemde bu forumlarda tartışmalar olur. İşte şu üniversiteyi yazmak istiyorum, öneriniz olur mu, nasıl bir üniversite, şu bölüm nasıldır diye. Eski yıllarda genellikle daha az olumlu şeyler varken, şimdi bakıyoruz büyük çoğunluğu olumlu. Erciyes Üniversitesi için öğrencilerin tavsiye etmesi, bir başkasına tavsiye etmesi anlamında, söyledikleri de olumlu. Biraz daha çok şehirdeki sosyal hayatla ilgili bazı olumsuzluklar dile getiriliyor. Onun dışında üniversitenin eğitimi çok beğeniliyor. İmkanları çok beğeniliyor. Öğretim üyesi kadrosu hakeza öyle. O yüzden çok bir sıkıntı yok herhalde. Peki Kayseri'ye mutlaka ki ülkemiz üzerinde yaptığınız araştırmalarda ilk 4 ile ilk 10 arasında üniversitenin olduğunu söylediniz ama Kayseri'ye kattığı da bir değer var. Hem ekonomisine hem şehrin canlanması açısından baktığımızda çok ciddi bir katkı sağladığını düşünüyoruz bizler dışarıda olduğumuz için, ama siz içeridesiniz. Dolayısıyla Erciyes Üniversitesi'nin Kayseri'ye kattığı değerler üzerinde neler söylemek istersiniz? Şimdi ben 25 yıl önce geldiğimde Kayseri çok gelişmemiş bir şehir olarak düşünüyorum. 300 bin nüfusu olan bir şehirdi. Gelişmekte olan bir şehirdi. Erciyes Üniversitesi'nde bir Anadolu Üniversitesi'ydi. Bugün geldiğimiz noktada Kayseri Türkiye'nin sayılı şehirlerinden birisi oldu gelişmişlik açısından. Hem ekonomik anlamda hem şehirleşme anlamında örnek şehirlerden birisi oldu. Erciyes Üniversitesi de öyle. Türkiye'nin büyük üniversitelerinden ve örnek üniversitelerinden birisi oldu. Birçok alanda da öncülük eden üniversitelerden birisi oldu. Bunu şunun için söyledim. Şehirlerin gelişimiyle o şehirdeki üniversitelerin gelişimi, ülkelerin gelişimiyle üniversitelerin gelişimi çok paralel gidiyor. Gelişmiş ülkelerin genellikle gelişmiş üniversiteleri, geri kalmış ülkelerin geri kalmış üniversiteleri oluyor. Dolayısıyla Erciyes Üniversitesi geliştikçe
şehrin gelişimine katkı sağlıyor. Şehir geliştikçe Erciyes Üniversitesi'nin gelişimine katkı sağlıyor. Tabii şehre neler yaptı? Bir defa tanınırlık açısından katkısı oluyor. Erciyes Üniversitesi bugün dünyada tanınır bir üniversite konumuna geldi. Dolayısıyla Kayseri nerede Erciyes Üniversitesi? Kayseri'de. Kayseri nerede? Orta Anadolu'da, işte Kapadokya'da diye insanlar bunu bilebiliyorlar. Çok sayıda kongre konferans düzenliyoruz burada ve bu kongre konferanslara gerek yurt içinden gerek yurt dışından çok sayıda katılımcı oluyor. Yurt içinden olanlar dahi bazen ilk defa Kayseri'ye gelmiş olabiliyorlar ve özellikle yabancılar başta olmak üzere Kayseri'den çok etkilendiklerini söylüyorlar. Şaşırıyorlar bir defa. Hani Anadolu'nun ortasında bu şekilde bir şehir, bu şekilde bir üniversite. Birincisi bu çok sayıda insan ziyaret ediyor üniversiteyi, şehri tanıyorlar. Erciyes Dağı'nı görüyor, kayak yapılabildiğini görüyor. İşte sanayisinden haberdar oluyor, sucuğundan, pastırmasından haberdar oluyor. Güzel bir şehir olduğunu, yaşanabilir bir şehir olduğunu görüyor. Belki yarın çocukların tercih ederken Kayseri'yi de yaz diyebilecek hale geliyor bu insana. Bu anlamda çok ciddi katkı sağlıyor. İkinci büyük katkısı Erciyes Teknopark genç bir teknopark. 2005'ten sonra kurulan teknoparklar içerisinde Türkiye birincisi olan bir teknopark. Tüm teknoparklar içerisinde de ilk 5'te yer alan bir teknopark. Orada 200'e yakın şirket Arge şirketi görev alıyor. Bu şirketler yeni ürünler, yeni tasarımlar ortaya çıkarıyorlar ve ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar. Sanayiye katkı sağlıyorlar. Beklediğiniz verimi bu teknoparktan alabiliyor musunuz hocam? Alıyoruz. Daha da iyi olacak inşallah. Biz teknoparkın şu anda geldiği konumdan çok memnunuz. Yani Türkiye bu yaşta bu konuma gelmiş bir teknopark yok ülkemizde. Zaten kategorisinde birinci sırada. Çok sayıda şirket çıkardı bünyesinden. Şirketleşip, gelişip organize sanayiye fabrika kuran şirketle, hatta fabrika kurup o kurduğu fabrika daha sonra yabancılara satılanlar dahi var. Bu anlamda da bir değer katıyor. Arge projeleri kapsamında. Yine Teknopark'ta yürütülen bazı projeler, mesela Sera, ProSera gibi projeler kendi kategorisinde öncü projeler ve diğer teknoparklara da bu projeleri artık ihraç etmeye başladı. Bu anlamda önemli. Üniversite sanayi işbirliği giderek gelişiyor ama istediğimiz gibi mi? Hayır. Onu biraz daha geliştirmeye ihtiyaç var. Bu da biraz Kayseri sanayisinin yapısından kaynaklanıyor. Biraz daha çeşitlenmesi gerekiyor Kayseri sanayisi. Evet, ona tabii ki programın ikinci bölümünde biraz daha OSB ile olan ilişkiler genişletirebilirim. Onları değerlendireceğiz ama Teknopark'tan istediğimiz verim alıyoruz diyorsunuz. Oradaki insanlar özellikle yaptıkları hamlelerle kendileri de hatta yurt dışına kadar firma açtıklarını söylüyorsunuz. Ya da ürettikleri ürünleri çok rahatlıkla pazarlıyorlar diyorsunuz. Evet, orada şirket açıyorlar. Bizim aslında onlar, biz onlara sadece imkan sağlıyoruz. Biz ev sahibiyiz orada. Biz onların ortakları değiliz. Onlar bizim kiracılarımız. Evet, biz onlara hem bilimsel destek veriyoruz. Hem de prosedür açısından, mevzuat açısından önlerini açıyoruz. Yardımcı oluyoruz onlara. Aslında o işi kendileri yapıyorlar. Evet. İsmail Bey belki soracaktır ama hayırseverler açısından baktığımızda Erciyes Üniversitesi en fazla belki ülkemizde hayırsever desteğini alan üniversitelerin başında geliyordur. Dolayısıyla baktığımızda her fakültenin üzerinde bir hayırseverimizin ismi var. Tabii ki devletten, hükümetten alacağımızı, yardımı alalım ama hayırseverleri de kaçırmayalım. Bu anlamda sizin de hayırseverlerle çok yakın ilişkiler kurduğunuzu duyuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde yine önemli temeller atılacak mı? Bu anlamda yeni kampüsler görecek miyiz üniversite içerisinde? Şöyle, bir defa ihtiyaçlarımız ölçüsünde ihtiyaçlarımızı
belirledik. Onlar ölçüsünde görüşmeleri yapacağız tabii. Yakın zamanda önceki hayırseverlerimizi bir ziyaret programımız olacak. Önümüzdeki bir iki ay içerisinde bir önce onlara bir teşekkür ziyaretlerimiz ulaşabildiğimiz kadarıyla yapacağız. Zaten onlar için biliyorsunuz bir hayırseverler günlerimiz var. Her bir hayırsever için farklı bir gün uygulamamız var. Onun dışında da hayırseverlerimize uygun olan projelerimizi de sunacağız. Onlardan birisini bugün burada söyleyebiliriz. Mesela bunlardan birisi kampüsümüzün doğu tarafında, yani Talas tarafında yer alan 30 Ağustos'un Talas tarafında yer alan kampüste bir cami ihtiyacımız var. Projemiz hazır. Bunun için bir hayırsevere ihtiyacımız var. Bunu buradan duyurmuş olalım. Bir 4-5 bin kişilik bir cami projemiz olacak orada inşallah. Hukuk Fakültesinin arka tarafındaki alanda. Yani karşı tarafta o spor salonunun iletişim fakültesinin olduğu bölümde mi hocam? Öyle mi geliyor, denk geliyor tam? İletişim fakültesi değil de beden eğitiminin karşı tarafına geliyor. Hayır, orada hemen Teknik Koleji'nin hukuk... karşısında bir cami olduğunu yok. Düşünüyorum da yakın değil değil mi? O mesela tam zıt tarafta mı? O kampüs dışında. Kampüs, ama siz kampüs içerisinde kampüs içerisinde öyle bir projemiz var. Onu gerçekleştireceğiz. OSB ile biliyorsunuz bir protokolümüz vardı. Temeli dağıtılmıştı hemen veteriner fakültesinin ön tarafında. Temeli atılmış olan Doğa Bilimleri Merkezi ya da Temel Bilimler Merkezi dediğimiz merkez. Onun da görüşmelerimiz devam ediyor organize sanayi bölgesiyle. İnşallah orayı da tamamlayıp hizmete açacağız. Aslında bizim en önem verdiğimiz projemiz proje o. Çünkü doğa bilimler mi? Yani temel bilimler söyleyelim. Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimler için bir bilgi üretim merkezi diyelim orası. Orada bilgi ve teknoloji üretilecek. Ülke bilimine, ülke gelişimine büyük katkılar sağlayacak projelerin çıkabileceği bir merkez. Ağırlığımızı oraya verdik. İnşallah orayı da tamamlarsak görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda oradan çok büyük, ülkemiz için çok büyük bilimsel çalışmalar çıkacaktır. Yani siz anladığım kadarıyla bir cami, doğa birimleri diyorsunuz. Bu şu andaki projelerimiz. Hani birçok bina ihtiyacımız var. Bir kısmını tabii bu yeni katılan kampüs bazı ihtiyaçlarımızı karşıladı. Şu anda tematik gideceğiz. Yani gerçek ihtiyaca göre nedir bunlar? Mesela mühendislik fakültesinin iki laboratuvar yapmıştık. İki tane daha laboratuvar ihtiyacı var. Bunu temin etmemiz gerekiyor. Yine Havacılık ve Uzay Bilimleri fakültemizin bir ek bina ihtiyacı var. Bunu sağlamamız gerekiyor. Yine organize sanayi bölgesiyle yaptığımız bir görüşme var. Bir hayırseverimiz de var. İnşallah onu da gerçekleştirebiliriz. Organize sanayi bölgesi içerisinde bir meslek yüksekokulu projesi var. Yani sahada bir meslek yüksekokulu. Orada eğitimini alan hemen organize sanayi bölgesinde de stajını yapan, ara eleman yetiştiren bir meslek yüksekokulu projesi var. Onu hayata geçirmek istiyoruz. Pınarbaşı'nda meslek yüksekokulu YÖK tarafından kuruldu. Binası da hazır. Oraya işte eleman temini ve daha sonra da öğrenci alımı için başvuracağız inşallah. Çok güzel bir bina. İncesu da var değil mi? Evet. Orası ben Pınarbaşı'yı gördüm ben, ama çok güzel bir bina olmuş. Evet. Ama onlar yaşatılması lazım. Sanıyorum sizin de bu anlamda çok ciddi bir gayretlerin içerisinde olduğunuzu görüyorum. Yarın Yahyalı'ya bir ziyaretimiz olacak. Yahyalı'da da tamamlanmış bir bina var. Onu yerinde göreceğiz. Onların bir talebi var. Orayı bir değerlendireceğiz.
İncesu'da ve Yeşilhisar'da çalışmalar vardı. Onları daha önce görmemiştim. Bir onları ziyaret edip bakacağız duruma. Bunlar ilçelerdeki çalışmalar. Faal olan sanıyorum çok ciddi anlamda verim aldığınız Develi var herhalde değil Develi, mi? Develi, Tomarza gelişiyor. Giderek oturuyor Tomarza Meslek Yüksekokulu. Pınarbaşı'nda henüz öğrenci alımına başlamadık. Bakalım yani onları da bir görüp değerlendireceğiz. Bütün ilçelerde imkanlar doğrultusunda... Yok, onu söyleyeyim. Bütün ilçelerde düşünmüyoruz. Düşünmüyorsunuz değil mi? Bu saydığım ilçeler dışında da düşünmüyoruz artık. Yani o yönetilebilir değil, gerçekçi de değil, gerekli de değil. Evet. Lise gibi her yere bir değil. Reklamlara gideceğiz ama tamam, İsmail Bey reklam dönüşü isterseniz soralım. Hocama Tamam. Dönüşte yine önemli sorularımız var. Sevgili izleyiciler, birinci gün devam ediyor. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Gözünüz bizde olsun efendim. Özmen et. Et bizim işimiz. Türkiye'nin büyüyen markası. Nerede o eski komşuluklar? Özlediğiniz eski komşuluklar artık Şehzade Evlerinde. Kurulduğu günden bugüne kadar kazandıran Şehzade Şirketler Grubu kazandırmaya devam ediyor. Şimdi mutlu yuvaları için Şehzade İnşaatı tercih eden herkesin bir yıl boyunca mutfak masraflarını Şehzade Market ödüyor. Siz de Şehzadeli olun, siz de kazanın. Şehzade İnşaat. Şampiyon Spot Alışveriş Merkezi. 12 bin metrekare kapalı alanda 30 bini aşkın ürün çeşidi ve kusursuz hizmet anlayışına sizleri bekliyoruz. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten halıya, züccaciyeden ev tekstiline, oyuncaktan motosiklete, aydınlatmadan bisiklete, A'dan Z'ye ev yaşam gereçleriyle sizlerleyiz.
Şampiyon Spot Alışveriş Merkezi'nde kredi kartınız olsun olmasın her şey 12 taksit. Şampiyon Spot Alışveriş Merkezi, rahatlığınıza giden yol. Sivas yolu Kumarlı mevki 7. kilometrede. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birinci günde sizlerle birlikteyiz. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muhammed Güven'le Erciyes Üniversitesi'nin günü, bugünü ve yarınlarını konuşuyoruz. Tabii önemli konulara sevgili hocam değindi. Yine bu bölümde de değineceğiz. Reklamlara gitmeden önce İsmail Bey'e söz verecektik. İsmail Bey buyurun, sizden başlayalım. Evet hocam, üniversiteler elbette ki şehirleri kalkındırırken mutlaka kendilerini de kalkındırmakta ve gelişmekte, gelişimini sürdürmekte. Bu anlamda tek başına bazen yeterli olamayabiliyor üniversiteler. Mutlaka işbirliği yaptığı, protokol yaptığı kurum ve kuruluşlar oluyor. Sanayiden kısmen bahsettiniz. Bunun dışında işbirliği yaptığınız kurum ve kuruluşlar var mı? Son zamanlarda yaptığınız protokoller var mı? Yurt dışıyla bir protokol var mı? Öncelikle şunu söyleyeyim. Kayseri'deki birçok kurumla iyi işbirliklerimiz var. Belki Kayseri'nin dokusundan kaynaklanıyor. Birçok kurumun kendi arasında da bu işbirliği devam ediyor. Bunun özellikle Kayseri'deki belediyelerin hepsiyle yakın ilişkilerimiz var. Birçok sıkıntılarımızı gideriyorlar, bize yardımcı oluyorlar. Bizim tıkandığımız yerlerde destek oluyorlar. Ben tekrar onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Yine yakın zamanda protokollerden bahsettiniz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile belki siz de takip ettiniz. Kayseri'nin görsel ve işitsel arşivini oluşturmak üzere bir protokol imzaladık. Üniversitemiz bünyesinde Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezimiz var, KAYHAM diye. Epeydir bir hizmet gören bir merkez. Bu merkez ne yapıyor? Kayseri ile ilgili dünyanın herhangi bir yerinde çıkmış, yayındı, görsel, işitsel yayınlardı veya Kayseri'yi haber yapan haberlerdi. Bunlar bir şekilde biz temin ediyoruz ve bunları arşivliyoruz. Kayseri'nin tarihini arşivliyoruz aslında. Tabii biz bunu üniversitemiz öğretim üyeleri ve personeli ve kendimizin sağladığı imkanlarla yapıyoruz. Yakın zamanda belediye ile yaptığımız protokol çerçevesinde belediyenin de bu konuda bize desteği olacak. Gerek çalışan elemanlar konusunda, gerekse fiziksel mekanlar konusunda. Çünkü sonuçta biz Kayseri'yi arşivliyoruz ve Kayseri'yi tanıtıyoruz. Bu merkezimiz dünyanın herhangi bir yerinden Kayseri hakkında araştırma yapmak isteyen herkese açık. Kayseri hakkında bilgi sahip olmak isteyen herkese açık. Yüz binlerce döküman var orada ki bir gün mutlaka ziyaret edin, göreceksiniz. Düzenli olarak çalışmalarını yapıyorlar. Orada hem belediyenin hem sanayi odasının hem de ticaret odasının da katkısı var. Yani onlarla birlikte yürütülüyor bu proje. Belki bu projeyi zaman içerisinde Kayseri'yi tanıtan müzelerle birlikte değerlendirmek lazım. Ki onu belediye başkanımızla konuşurken de söylendi. Belki Kayseri Müzesi, onun yanında eski Kayseri mahallesi içerisinde bir de şey ekleyebiliriz. Bu KAYHAM'ın bir şubesini ekleyip taramak isteyen, tanımak isteyenler için kolaylaştırabiliriz diye düşünüyorum. Böyle bir protokol imzaladık.
ilk çalışmaları da başladı onun. Yine yakın zamanda Bahreyn Krallığı'yla bir protokolümüz oldu. Belki takip etmişsinizdir. King Hamad Üniversitesi var orada. Orayla bir işbirliği protokolümüz oldu. İşbirliği protokolümüz kemik iliği ve onkoloji hastaları ağırlıklı. Hem oradan gelecek kişilerin eğitimi, gerek sağlık personeli, gerek öğretim üyeleri ve hekimlerin eğitimi, gerekse giderek orada eğitim yapmak, hem buraya gelip eğitim yapmaları ki yakın zamanda ilk ekip gelecek buraya, gerekse buradan oraya eğitim için gidilmesi, burada sağlık hizmetinin aynı şekilde onlara sunulması ki şu anda sunuluyor Bahreyn'den gelen hastalara. Orada bir kemik iliği merkezi yapılıyor, onkoloji merkezi yapılıyor. O merkezin ayağa kaldırılması ve yürütücülüğünün yapılması, böyle bir protokolümüz oldu. Sınırlar da aşmışsınız hocam. İnşallah bunu daha da geliştiririz diye düşünüyorum. Bu bir adım. Başka ülkelerle de benzer çalışmalar yapacağız. Aslında YÖK de bu konuda son dönemde çalışmalara başladı. Neredeyse hemen her hafta bir ülkeyle eğitim işbirliği protokolü imzalıyor. Bu da bir açılım, bizi de rahatlatıyor. Çünkü YÖK'ün eğitim işbirliği protokolü imzaladığı ülkelerle biz daha rahat protokoller yapıp daha az mevzuata takılarak iş yapabileceğiz. Onun için o da önemli bir husus. Bu şekilde Bahreyn'le yaptığımız gibi diğer ülkelerle de işbirlikleri olacaktır. Var, başka da var. Daha önceden protokol imzaladığımız Kıbrıs'tan var, Azerbaycan'dan, Afganistan'dan da var. Yine eğitim işbirliği veya öğrenci değişim protokolü olan çok sayıda Batı ülkelerinden de üniversite var. Bunlarla da işbirliğine devam edeceğiz. Hocam, biraz önce Kayseri'nin arşivini hazırladığınızı söylediniz ama yine bu konuda İsmail Bey de bilir. Melik Gazi Basın Yayın Müdürü sevgili Faruk Yaman da kulaklarını çınlatalım. Yaklaşık 60 bin kitabı, 62 bin 400'e yakın da Kayseri arşivi olduğunu biliyoruz. Yani çok ciddi bir kütüphaneye sahip. Böyle önemli isimlerden, önemli değerlerden de faydalanabiliyor musunuz ya da faydalanmak düşünür müsünüz? Elbette. Tabii benim direkt olarak benim ilgilendiğim bir alan değil. Bunu ilgilenen hocalarımız var. Mutlaka temas kurmuşlardır ve istifade etmişlerdir. Yoksa buradan çok önemli hocalarımıza da duyurmuş olurlar. Yani Kayseri haritalar, Osmanlı döneminde kalan evet. haritalar ve biz gezdiğimiz için yani siz de bu konularda gerçekten Kayseri'ye değer veriyorsunuz. Bu anlamda dediğiniz gibi o birimin hocaları, öğretim üyeleri faydalanabilir diye. Buradan Kayhan müdürümüze de duyurmuş olalım. Eğer böyle bir irtibat olmadıysa bundan sonra inşallah böyle bir irtibat. Bu şeyi de söylemek lazım aslında. İyi bir yere değindiniz. Eğer Kayseri'de geçmişe ait önemli belgeler, bilgilere sahip olanlar, evinde sahip olanlar varsa bunları da paylaşabilirler. Yani 1885 yılından bugün olan arşivler olduğunu biliyorum. Yani çünkü biz haber için, detay için, görüntü için gittiğimizde gördük. Faydalanması açısından Kayhan Bey'e de önemli bir belge olmuş olur kendisine. Evet, bizim Kayham merkezimiz, Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürümüz şu anda Profesör Doktor Rıfat Yıldız. Rıfat Yıldız mı? Evet, Rıfat Yıldız hocamızla irtibat kurabilirler arkadaşlarımız veya vatandaşlarımız. Kayseri ile ilgili elinde bazen kendi arşivlerinde başka hiç kimsede olmayan şeyler olabilir insanların. Dedesinden, babasından kalmış. Bunların zamanla yok olup gitmemesi, başka insanların kullanımına da sunulması anlamında buradan da duyurmuş olalım. Evet, ümit ediyoruz o merkezdeki birimli sorumlu öğretim üyemiz de gerekli girişimleri yapar. Nihayetinde Kayseri'nin tanıtımı açısından önemli bir
kim ne katkı sağlarsa teşekkür etmek gerekiyor. Bu başka da... yerlerde örnekleri var ama bu kadar düzenli çalışan yani bizim Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi kadar ya da Hafıza Merkezi kadar düzenli çalışan yok. Ne zaman kurulmuştu hocam? Onu yani 2005'ten çalışmalara başladı ama düzenli olarak çalışması bir işte 5-6 yıllık bir çalışma. Hocam yine üniversiteler bilimsel çalışmalarıyla veyahut da bilimsel araştırmalarıyla çok ön plana çıkıyorlar. Biraz önce çok ciddi rakamlardan bahsettik. Yani nereden bakarsanız bakın sirkülasyon olarak 65 bin öğrencisi işte çalışanla birlikte 100 bin kişi o kampüs alanı içerisinde bir il pozisyonda veyahut da mevcut talası kapsayan bir nüfusu var. Bilimsel araştırma merkezi var kampüs alanı içerisinde. Böyle ülke gündemine taşıyabilecek araştırmalar çıkıyor mu ya da araştırmaların üzerindeler mi? Biliyorsunuz bizde çok sayıda merkez var. 38 tane tam da Kayseri'nin plaka numarasına uygun 38 tane araştırma merkezimiz var. Bir kısmı sosyal bilimler, fen bilimleri veya sağlık bilimleri alanında. Hepsi büyük bir gayretle çalışıyorlar ama bazıları tabii günün şartlarına göre daha ön plana çıkabiliyor. Bunlara örnek verecek olursak birisi GenKök ya da genetik ve kök hücre araştırma merkezimiz var. Burada hem genetik çalışmalar yapılıyor hem de kök hücre çalışmaları yapılıyor. Türkiye'nin en büyüklerinden birisi, belki de en büyüğü diyebiliriz. Şu anda da aktif olarak hem bilimsel çalışmalar yapılıyor hem orada kök hücre üretilip hastanede hastalara da tatbik edilebiliyor veya başka hastanelerden hekimlerin talep etmesi durumunda onlar için de kök hücre üretimi yapılabiliyor. Nedir kök hücre hocam? Yani siz biliyorsunuz ama halkın evet. anlayacağı dilde kök ifade hücre, şöyle insan vücudunun çok önemli bir çalışma biz evet, içinde evet. olduğumuz için biliyoruz az çok. Kök hücre şöyle söyleyeyim hani ismi oradan geliyor. Herhangi bir hücre, yani birçok hücreye dönüşme potansiyeli olan bir hücre. Yani bunu bu kök hücreden işte kıkırdak da üretebiliyorsunuz. İşte kas dokusu da üretebilirsiniz. Kalp dokusu da üretebilirsiniz. Ya da başka bir organ da zaman içerisinde üretmeniz mümkün olabilir. Yani birden fazla şeye uygun kimyasallar verilerek farklı yönlerde yönlendirilebilen bir hücre. O yüzden kök hücre diyoruz ona. Yoksa vücudun herhangi bir yerindeki bir hücre sadece o bölgedeki özelliğini sağlamak üzere özelleşmiş bir hücredir. Ama kök hücre özelleşmemiş, primitif yani gelişmemiş ama yönlendirilebilir bir hücre. Yani burada ciddi anlamda çalışmalar olduğunu yapılıyor. Bütün dünyada bizde de yoğun bir şekilde çalışmalar yapılıyor. Zaman içerisinde belki başka ürünler de elde etmek mümkün ama şu anda hekimlerin talep etmeleri durumunda işte kıkırdak dokusu için veya sinir dokusu için ya da tedavisi şimdi bütün alanlara oturmadı henüz kök hücre. Bazı alanlarda deneme aşamasında. Onlar oturdukça hekimler de tedavi ihtiyaç duydukça kök hücre üretilip hekimin kullanımına sunuluyor. Şimdi bizim kök GenKök merkezimizde şöyle bir gelişme oldu. Kalkınma Bakanlığı Türkiye'deki üniversitelerde bazı araştırma merkezlerini 5 yıllığına bünyesine alıp her türlü desteği verip hatta çalışanların maaşı da dahil olmak üzere her türlü desteği verip buraları geliştirmek istiyor. Bunun için de Türkiye genelinde 6 tane merkez çeşitli alanlarda tespit ettiler. Bu 6 merkezden birisi de bizim GenKök oldu. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. İşte protokoller aşamasındayız. Önümüzdeki süreçte böyle bir süreç olacak orada. Yani bizim bünyemizde olacak ama yürüttüğü
Kök Hücre Kalkınma Bakanlığı'nın eş güdümünde yürüyen bir merkez haline gelecek. Bir süre böyle gidecek gelişimi açısından. Evet. İkinci bir merkezimiz var. Nanoteknoloji Merkezi. O henüz gelişme aşamasında. Son yılların önemli konularından birisi olan nanoteknoloji konusunda çalışıyor arkadaşlarımız. Üçüncü bir merkez inşaatı bitti. Şimdi iş donanımıyla uğraşıyoruz. İlaç araştırma ve geliştirme merkezi. İnşallah bu tam faaliyete geçtiğinde hem mevcut ilaçlarla ilgili araştırmalar hem de ileride ilacın sıfırdan ilaç haline bir kimyasal maddenin sıfırdan ilaç haline gelinceye kadar ki tüm aşamalarını da kapsayacak bir şekilde bir merkez olmasını istiyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Peki aşıyla Evet. ilgili yani sağlıkta en çok merak edilen konulardan birisi Evet. şöyledir. İşte herhangi bir hastalığı önleme amacıyla aşı üretilmeye çalışılır. İşte o hastalığı engellemek amacıyla. Erciyes Üniversitesi'nin böyle bir çalışması var mı aşıya yönelik? Aşı merkezimiz var biliyorsunuz. Belki şeyle gündeme geldi. O şekilde dikkat çekti. Kırım Kongo aşısının geliştirilmesiyle ilgili. Bir aşı merkezimiz var. Tabii orada sadece Kırım Kongo değil, diğer aşılar üzerinde de çalışmalar yapılıyor, Kırım yapılacaktı. Kongo dünyada ilk miydi hocam bu Evet, Kırım aşıyı? Kongo ilk defa bu merkezde geliştirildi. Şu anda da ilaç haline getirilme, insanda kullanılabilir hale getirilme aşamasında çalışmaları devam ediyor. Evet. Hocam tabii ki bu çalışmaların daha sağlıklı yürümesi açısından baktığımızda biraz önce ilk bölümde söylediniz. Bazı bölümler içerisinde eksikliklerimiz olduğunu, mesela ek binalardan bahsettiniz ama en önemli öğrencilerin geleceğimizin özellikle teminatı olan bu gençler için laboratuvarlarda yaptıkları işin pratikliğini öğrenmesi açısından, laboratuvar açısından baktığımızda Erciyes Üniversitesi'nde sıkıntılar var mı? İstediğiniz düzeyde öğrencilerden bu anlamda verim alıyor musunuz? Yani bazı öğrenciler var ki hiperaktif, böyle çok durmaz, devamlı üretmeye çalışır. Şimdi Erciyes Üniversitesi laboratuvar imkanları olarak da iyi durumda ama çok iyi olması için çalışıyoruz. İyi durumda. Şu anda birçok bölümde laboratuvar imkanı mevcut. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama bazı birimlerde yetmeyebiliyor. Yani öğrenci sayısını özellikle mesela mühendislikte öğrenci sayısının son yıllarda çok artması. Yani bundan işte 10 yıl önce 4.000 civarında öğrencisi olan bir fakülte bugün 14.000 bir üniversite kadar öğrencisi var. Laboratuvar imkanı var ama işte o zaman da öğrenci sayısı arttığında yararlanma imkanı düşüyor. Biz bunları arttırmak için çalışmalar var. İşte mühendislik fakültesine ek laboratuvar binaları yapıldı biliyorsunuz. Edebiyat Fakültesi mevcut binasından ayrıldıktan sonra yani ikinci yere ayrılacak. Fen Fakültesinin laboratuvarlarını yenilemeyi düşünüyoruz. Fen Fakültesinin laboratuvarları bodrum katta ve çok kötü şartlarda. Onları Edebiyat Fakültesinin boşalttığı alana taşıyıp gerekli iş sağlığı ve güvenliği şartlarını da oluşturarak hem de öğrencilerin iyi yararlanabileceği bir laboratuvar haline getirmeye çalışıyoruz. Diğer birimlerde de özellikle uygulamalı bütün birimlerimizin laboratuvar imkanları iyi durumda. Eksik olanlar oldukça bize ilettiklerinde de temin ediyoruz bunları. Ama sıfırdan böyle hiç laboratuvarı yok diyebileceğimiz bölüm yok şu an. Peki hocam, yani siz mi soracaktınız Buyurun. sonra? Sizin geldiğiniz tıp fakültesinde de ayrı bir parantez açalım. Sonuçta orada uzun yıllar hizmet verdiniz. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi gerçekten kendi anlamında, kendi alanında da önemli işlere imza atıyor. 2-3 gün önceydi, ben haber yapmıştım, hatırlıyorum. 1,5 aylık bir bebeğin, kalbi delik bir bebeğin, o deliği ameliyatsız bir yöntemle kapatıldı. Dünyada bir ilk miydi, Türkiye'de mi? Hatırlayamadım tam Dünyada. o konuyu ama bu sağlık alanında da çok önemli başarılara imza atıyorsunuz.
Evet, dünyada ilk miydi hocam o? Evet. Şimdi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi gerek öğretim üyesi sayısı, kalitesi ve altyapı imkanlarıyla artık gelişimi tamamlamış bir üniversite. Neyi konuşuyoruz? İşte hastaneyi yenilemekten bahsediyoruz. Şu eksiğimiz var, tamamlayalım değil de bina eskidi, binayı yenileyelimleri konuşuyoruz. Eleman açısından da çok sıkıntımız yok. Dolayısıyla bu tür şeyleri bundan sonraki süreçte de mutlaka göreceksiniz. Gerek yeni yöntemler, yeni tedaviler, yeni gelişmeler anlamında. Özellikle cerrahi alanda işte son zamanlarda karaciğer nakli ile ilgili çalışmalar başlattık biliyorsunuz. İlk vakalarımızı da yaptık. Karaciğer nakil merkezimizi kurmuştuk. İlk vakalarımızı yaptık. Hatta ilk vakalarımızdan birisi de Bahreyn'den bir hasta. Taburcu oldu veya olmak üzere, tam bilemiyorum onu. İşte böbrek nakli de biraz yavaş gidiyorduk. Onu hızlandırmaya çalışıyoruz. Kemik iliği naklinde Türkiye'nin en iyilerinden birisiyiz. Onkoloji tedavisinde önemli bir merkez olduk. Gerek kemoterapi anlamında, gerekse tanısal ve tedavi görüntüleme yöntemleri açısından iyi bir merkeziz. Trubim cihazı kuruldu biliyorsunuz. Türkiye'de sayılı hastanede olan bir radyoterapi cihazı. Radyoterapi alt yapımız da bu anlamda önemli. Onun dışındaki diğer merkez, çocuk hastanemiz Türkiye'nin belki örnek çocuk hastanelerinden birisi haline geldi. Kalp hastanemiz öyle. Organ nakli ve diyaliz hastanemiz aynı şekilde hizmetlerine devam ediyor. Diğer birimler açısından, yoğun bakım açısından baktığımızda toplam yatak başına düşen yoğun bakım yatak sayısı açısından da Türkiye'nin en iyilerinden birisi olduğumuzu söyleyebiliriz. En iyi yoğun bakım ünitelerine sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu da tabii hem Kayseri, hem üniversitemiz için, hem burada eğitim alan gerek öğrenciler, gerek araştırma görevlileri için, hem de ülkemiz için önemli bir merkez haline geldi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastaneleri. Bazı üniversiteler özellikle bu bazı konularda ön plana çıkıyor. İşte organ naklinde Akdeniz Üniversitesi ya da Malatya'yı çok fazla duyuyoruz. Sizin böyle bir hedefiniz var mı, yoksa bütün branşlarda, bütün hastanelerde mi o kaliteye ulaşmaya çalışıyorsunuz? Tabii bütün alanlarda en iyi olmak istiyoruz ama şu anda bizim ön plana çıkan alanlarımız kemik iliği nakli ve onkoloji görünüyor. Buna bir de yanına karaciğer ya daha doğrusu organ naklini de eklemek istiyoruz. Onun için çabalarımız var. Bir de kardiyoloji ve kalp cerrahisini de geliştirmeye çalışıyoruz. Ama bunun yanında başka alanlarda da çok iyi Erciyes Üniversitesi. Örneğin beyin cerrahisi alanı, ortopedi alanı veya diğer işte nörolojiydi. Yani herhangi bir alanda zayıf olduğunu söylemek mümkün değil. Erciyes Üniversitesi'nin tıp fakültesinin her birimi Türkiye'de ilk 5'e 10'a girer yani. Peki yaklaşık günde kaç hasta giriyor? Onu çok söylemeden ciddi. Önce bir onu söyleyeyim. Yaklaşık yani bölge yatan hastalarla 5000'e yaklaştı. Bölgede çok ciddi bir hastane konumunda. Evet, bölge hastanesi 5000'e yaklaştı. Yani işte yatan hastalarla birlikte 5000 civarında hastaya çok hizmet ciddi ediyor. Çok ciddi bir rakam bu hocam. Bir de şeyi de söyleyeyim. Hani bu sözün başında bahsetmiştik. Çeşitli derecelendirme kuruluşlarının üniversiteleri sıraladığı, işte en son URAP'tan bahsetmiştik. URAP'ın sıralamalarında Erciyes Üniversitesi devlet üniversiteleri arasında işte 9. 10. sıralarda yer alıyor dünya sıralamalarında. En son sıralamada da bu Times var, İngilizlerin
olması lazım. Şey sıralaması var. Times Higher Education diye bir sıralama var. Onda şey alanında, sağlık alanında 6. sırada Türkiye'de. 6. sıraya kadar geldi sıralamada. İlk 6 içerisinde yer alıyor. Bu dünyada duyulunca dünyadan hasta, yani biz sağlık turizmi deniyor buna da, yurt dışından da sağlık için burada şifa bulmak için gelen çok Geliyorlar. hastanız var mı? Geliyorlar. Tabii şimdi Kayseri'ye direkt uçuşların olmaması bir dezavantaj. İnsanlar önce İstanbul'a iniyor olunca, tedavisini de orada yapabiliyor olunca tekrar Kayseri'ye gelmesi zor. Bu özellikle şeylerle, Arap ülkeleriyle bir işbirliğimiz oldu bizim. Arap ülkelerinden çok sayıda geliyor. Ürdün'den, Suriye ve Irak'ı saymıyorum ama işte Ürdün'den, Kuveyt'ten, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Bahreyn'den, Filistin'den çok sayıda hastamız geliyor Yani üniversitemize. özellikle o bölgeden de faydalandığımızı söyleyebiliriz Evet, diyorsunuz. orayla iyi bir şey yakaladık. Hocam genelde baktığımızda öğrenciler işte aileler çocuklarını gönderiyorlar üniversiteye. İşte üniversiteyi bitirince hemen iş imkanı arayanlar daha çok ama baktığımızda istatistiklere de siz daha iyi bilirsiniz. Daha çok iş imkanı, iş alanına baktığımızda eczacılık, diş hekimliği, tıp fakültesi mezuniyetleri daha rahat iş buluyorlar gibi bir konum var. Bu anlamda ailelere veyahut da öğrencilere, geleceğimizin nesillerine neler söylemek istersiniz? Şimdi yani insanları şeye yönlendirmek değil, yani işte tıp seçin, diş seçin veya şunu seçin şeklinde değil. Öncelikle şunu söylemek lazım. Öğrencilerimizin, çocuklarımızın sevdiği bir alanı seçmesini tavsiye ediyoruz. Sevdiği, başarılı olabileceğine inandığı bir alan. Eskiden şey çok önemliydi. Hangi okuldan mezun olduğun çok önemliydi. İş ararken de çok önemliydi. Böyle CV'lerine, özgeçmişlerine mezun olduğu okulu yazmak da çok önemliydi. Ama şu anda görüyoruz ki yani bunu artık iş dünyası da anladı. Mezun olduğu okuldan çok kişinin kişisel becerisi önemli. Çok iyi bir üniversiteden mezun olup iş bulamayabilir veya başarısız olabilir. Ya da beğenmeden, istemeden girdiği bir üniversiteden mezun olup çok da başarılı olabilir. Burada nerede okursa okusun ve hangi alanda okursa okusun kişisel gayretinin, kişisel becerisi ve işini sevmesinin önemli olduğunu söylemek lazım. Yoksa mezun olduğu bölüm veya üniversite kişiye iş bulmaz. Kişi kendi işini kendisi bulur ve kariyerini kendisi çizer. Peki hocam, üniversite bahsediyorsunuz, bu kadar gelişme var işte, yeni araştırmalar var. Hizmet içi eğitim de yapıyor musunuz personellere Evet. yönelik, akademisyenlere yönelik? Sıklıkla, özellikle sağlık alanında daha fazla olmak üzere bütün alanlarda sürekli hizmet içi eğitimler var. Hocam bir de özellikle kampüs alanı içerisinde şimdi arkadaşlarımız da gösteriyor. Çok başarılı öğrenciler mutlaka ki üniversitede yetenekli öğrenciler için özel lojman gibi bir alan da vardı. Öğretim üyeleri de kalabiliyordu orada yanlış hatırlamıyorsam. Bu tür tesisler devam ediyor değil mi? Şöyle, orada bir yerimiz var. Çok yararlanamıyoruz şu anda ama bizim şöyle bir planımız vardı. Biz başta söylemiştim, yurtları aktifleştiremedik. Bizim orayla ilgili şöyle bir planımız var. Önümüzdeki yıl yurtları açabilirsek, başarılı öğrenciler için de orada bir kontenjan ayırıp yurtlarda ücretsiz barındırma şeklinde. Yani onu duymuştum, onun için sordum. Bir de siz kendinize ait sosyal tesisler var. Yine Erciyes Dağı'nda olduğunu biliyorum. Talas'ta var. Bu tesisler de bir anlamda çalışıyor. Üniversiteye katkı olsun düşüncesiyle hizmet veriyor, devam ediyor diye biliyorum. Doğru mu hocam? Faydalanabiliyor musunuz ya da? Şöyle, Erciyes'teki tesisimiz sıkıntılı. Yani ciddi, şu anda aktif değil.
ciddi bir yatırıma ihtiyacı var ayağa kaldırılabilmesi için ve idamesi için de ciddi bir kaynağa ihtiyaç var. Bununla ilgili belediye ile bir görüşmemiz var. Birlikte kullanım konusunda birlikte onlar spor öğrenciler için spor eğitim merkezi halinde kullanmak. Biz de yüksek irtiba ve sporcu sağlığı merkezi şeklinde birlikte kullanma ile ilgili bir teklifleri var. Onunla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Yoksa üniversitenin imkanlarıyla oranın ayağa kaldırılması zor görünüyor. Ciddi bir kaynak lazım. Yıllık gideri çok fazla, kendisini döndürmesi mümkün değil. Orayla ilgili öyle bir durum var. Talas'la ilgili bu yıl tabii kış girdi araya. Önümüzdeki ilkbahardan itibaren orada bir restorasyon çalışması olacak. Orası tarihi binalar onlar. Bir kısmında yapılmıştı. Kalan binalarda da peyderpey restorasyon çalışması yapılacak. Restorasyon çalışması bittiğinde de orayı nasıl değerlendireceğimizi düşüneceğiz. Mesela bir butik otel olabilir. Evet. Çok Sosyalde önemli bir yapı. sosyal tesis de olabilir ama Kayseri'de öyle bir butik otele ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani. Evet, çok da Gerçekten farklı bir imaj katar evet aslında. çok hoş olur diye düşünüyorum ama o restorasyonun bitmesi lazım. İlk bölümde özellikle organize sanayi ile ilgili meslek yüksek okulu düşüncenizi dile getirdiniz ama Kayseri denince işte pratik zekası, sanayisi, siyaseten her alanda ön plana çıkan bir il olarak gözüküyor. Sizin de özellikle organize sanayi ile ilgili farklı bir girişimler olacak mı? Yine belediyelerle ilgili biraz önce söylediniz ya da farklı STK'larla Kayseri'deki STK'larla size talepler oluyor mu? Birlikte iş yapalım, öğrencilerden faydalanalım düşüncesi ya da sizin böyle kurumlardan talepleriniz var mı hocam? Sanayi odası da olabilir bu. Yani mimar sanayi organize sanayi olabilir. Oto tamirciler odası olur, KOSGEB olabilir. Şöyle organize sanayi ile ilişkilerimiz devam ediyor bu anlamda. Hem üniversite sanayi işbirliği açısından hem onlara bilimsel destek açısından işbirliğimiz devam ediyor. Zaten birçok kamu üniversite sanayi işbirliği KÜSİ'de de birlikteyiz. Vakıfta da birlikte. Yani birçok alanda zaten birlikte çalışıyoruz. Belediyelerle işbirliğimiz devam ediyor. Birbirimizden istifade etmeye çalışıyoruz. Gerek biz onlara bilimsel destek, onlar bize teknik destek anlamında yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yine talep eden sivil toplum kuruluşlarına da destek vermeye çalışıyoruz. Özellikle işte Kredi Yurtlar Kurumu eğitim desteği alıyor bizden. Diyanetle bu anlamda işbirliklerimiz var. Hani eğitici destekleri açısından. Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da işte sağlıkla ilgili olan vakıflar var. Onlarla işbirliğimiz devam ediyor. Yine Melik Gazi Eğitim Vakfı var. Biliyorsunuz bizim şeylerin hasta yakınlarımızın konaklatılması gibi işlemlerde bize yardımcı oluyorlar. Hisarcık'ta da var yanlış hatırlamıyorsam değil mi Hisarlık'ta da orada? var, şeyde de var. Hemen Çocuk Hastanesi'nin arkasında da Oradaki de anne evi. annevi Hisarcık'taki hasta yakınlar mı? Hasta yakınları konaklatılıyor. Orada ücretsiz kalıyorlar sanıyorum. Ücretsiz Yani kalıyor. Vakıf maddi durumu olmayanlar. Karşılıyor bütün ihtiyaçlarını. Siz akşam ve sabah servis de var sanıyorum. Sabah getirip akşam götürüyor. Orada her türlü imkanlarını sağlıyorlar. Aslında sivil toplum kuruluşlarının hepsiyle yakından görüşüyoruz. Onların taleplerine biz cevap vermeye çalışıyoruz. Onların talepleri ağırlıklı olarak iki alanda oluyor. Ya bilimsel ve eğitim desteği şeklinde ya da bizim altyapılarımızdan istifade etmek şeklinde. Özel bir engel olmadığı sürece de hepsine evet diyoruz. Yani bir şey sıkıntı yok o açıdan. Şeylerle Kayseri'deki bütün okullarla da birçok okulla protokol imzaladık, işbirliği protokolü.
liselerle ve ortaokullarla protokol imzalıyoruz. En son şeyden bir talep gelmişti. Bu Ömer Halis Demir Uluslararası İmam Hatip Lisesi var. Onlar yakın zamanda ziyaret ettiler. Yakında onlarla da bir işbirliği protokolümüz olacak. Yani her türlü biz sağlayabildiğimiz destekleri sağlamaya çalışıyoruz Kayseri'deki kurumlara. Yani sizin de bu anlamda tabii ki bizi izleyen iş adamları var. Erciyes Üniversitesi önemli bir potansiyel Kayseri açısından, evet. Sanayiciler açısından. Beklentileriniz mutlaka ki olabilir, iş adamlarından talepleriniz olabilir, öğrencilerden faydalanmaları açısından. Böyle zaman zaman ziyaretleriniz oluyor mu efendim? Ziyaretlere başlamıştık. İşte bu 15 Temmuz süreci biraz şey yaptı, sekte vurdu ama Aralık ayından itibaren tekrar bu ziyaretlerimize devam edeceğiz inşallah. Sivil toplum kuruluşları veya Kayseri'deki meslek örgütleriyle de işbirliği içerisinde olacağız. Bizim onlardan beklentilerimiz var. Tabii beklentilerimiz neler? Bir defa Erciyes Üniversitesi'ne sahip çıkmaları, en önemlisi bu. Bu sahip çıkma illa maddi bir destek anlamında değil. Her platformda, Erciyes Üniversitesi'nin tanıtılması gereken platformlarda tanıtılması, desteklenmesi anlamında. Çünkü Erciyes Üniversitesi gerçekten iyi bir üniversite oldu. Ben onun için de bugüne kadar kuruluşundan bu yana hizmet vermiş olan bütün çalışanlara, başta yöneticiler olmak üzere de teşekkür ediyorum. Hakikaten bize iyi bir üniversite teslim ettiler. İnşallah biz de daha ileriye götürmeye çalışacağız. Erciyes Üniversitesi Türkiye'de iyi bir üniversite, dünyada da iyi bir üniversite, daha da iyi olmak yolunda gidiyor. Onun için Kayseri'deki her türlü kurumdan, sivil toplum kuruluşu, kamu kurumları veya diğer organizasyonlardan bu anlamda da sahip çıkmalarını istiyoruz. Zaten sahip çıkıyorlar. Bundan sonra daha çok sahip çıkmalarını bekliyoruz. Peki vakıf üniversiteleriyle ilişkileriniz ne durumda? Nuh Naci Yazgan var, Abdullah Gül Üniversitesi var yine. İlişkiler anlamında fikir alışverişi oluyor mu? Kayseri'deki üniversitelerle bir problem yok. Zaten hepsi yakın işbirliği içerisinde olduğumuz üniversiteler. Kuruluşunda bizim destek sağladığımız üniversiteler. Hala da destek sağlamaya devam ettiğimiz üniversiteler. Çünkü henüz daha gelişme aşamasındalar. Gerek eğitici anlamında, gerek altyapı anlamında da desteğe ihtiyaçları var. Nitekim gerek Nuh Naci Yazgan, gerek Abdullah Gül Üniversitesi olsun, bizden eğitici talep ettiklerinde biz bunu karşılıyoruz. En son Abdullah Gül Üniversitesi kapatılan üniversitelerden geçen özel öğrencilerin eğitimleri için yeterli fiziksel mekanların olmadığını söylemesi üzerine biz onlara da kampüs içerisinde bina tahsis ettik. Şu anda 150 civarında herhalde öğrenci Erciyes Üniversitesi'nde okuyor. Eğitimini onlar veriyorlar ama bina ve altyapıyı biz sağladık onlara. Peki hocam, 65 bin öğrenci var dediniz. Elbette bunlar sürekli ders çalışmayacak. Eskiden biliriz böyle bahar şenlikleri falan olurdu. Ya da öğrencilerin keyifli zaman dilimini geçirmesi anlamında üniversitelerde çeşitli etkinlikler oluyor mu? Ne tür etkinlikler oluyor? Ve yakında var mı böyle bir etkinlik? Çünkü sonuçta öğrenciler arta kalan zamanlarda dersten mutlaka bir sosyal faaliyet içerisinde yer alması lazım. Bu anlamda bunların önü açık mı? Ne tür çalışmalar yaptırıyorsunuz? Şimdi bahar şenlikleri yapamadık bu sene. Hani Türkiye'nin gündeminden dolayı. Yoğun gündeminden dolayı bir taraftan şehit haberleri, daha sonra bu darbe girişimi, böyle bir imkan olmadı. Ama Türkiye'nin şartları el verdiğinde önümüzdeki yıllarda bahar şenliklerini inşallah yapmayı planlıyoruz öğrencilerimiz için. Onun dışında çok yoğun faaliyetleri olan bir üniversite aslında. Ben dahi takip etmekte bazen zorlanıyorum. Web sayfasında etkinlik takvimine baktığınızda her gün Erciyes Üniversitesi'nde ya bir bilimsel ya bir sosyal ya da
her ikisi de olan etkinlik görürsünüz. Gerek işte müzik olsun, diğer sanat dalları olsun, spor faaliyetleri olsun, kültürel faaliyetler olsun. Erciyes Üniversitesi'nde hemen her gün, her hafta bir etkinlik var. Bu anlamda yararlanmak isteyen öğrenciler açısından bir sıkıntı yok. Ancak böyle daha yaşanabilir bir üniversite kampüsü hayalimiz var bizim. Bunu da inşallah bu bahsettiğimiz işte botanik bahçesi ve etrafındaki yaşanabilir alanlar, sosyal alanlar. Biraz önce bahsettiğim bir cami projesi var demiştim. Aslında cami projesinin yanında da o caminin etrafında bir mahalle kurmayı düşünüyoruz. İşte her bir binası bir kafe, restoran, işte alışveriş alanları gibi yaşayan bir mahalle haline. Ama Kayseri'yi andıran değil mi? Tarihi yapılarla. Kayseri binalarıyla ortada bir Selçuklu mimarisinden bir cami, etrafında Kayseri evlerinden oluşan bir küçük çarşı gibi, bir mahalle gibi. Böyle bir hayalimiz var inşallah gerçekleştirebilirsek. Bunlar yine biliyorsunuz caminin yanındaki çarşıyı yıkmıştık. Yakında onun da ihalesine çıkacağız. Oraya büyük bir yine Osmanlı mimarisinde daha güzel bir çarşı yapılacak oraya. Kongre merkezinin de bitmesiyle birlikte inşallah daha sosyal o bir... O çarşı içerisinde yine restoran türünde bir şeyler mi olacak yoksa kıyafet ürünü, tekstil türünde bir şey olacak yani mı? Yani o sonuçta yap işlet devletle olacak. Orayı... Küçük AVM gibi bir şey mi oluyor? Yok, dükkanlar şeklinde. Giyim de olabilir. Market de olacak içerisinde. Sporla alakalı bir şey söylemediniz. Üniversiteler genellikle böyle sporda da spor ön plana çıkmak isterler. Spor bu sene Erciyes'te bir yarış düzenlendi evet, zannedersin. Onları başlattık işte Erciyes Cup diye bir yarışla başladık inşallah. Bu etkinliklerimiz devam edecek spor alanlarında. Spor tesislerinde işte beden eğitiminin yeni bir spor salonu inşaatı devam ediyor. Havuzumuz biraz rüzgardan etkilenmişti. Onlarımı devam ediyor. Basketbol da çok ön plandaydı geçmiş yıllarda biraz sanki. Ya şimdi üniversite kulüpleri yani spor kulüplerinin yaşatılması ciddi güçlükler yaşıyor. Yani bir sponsor desteği olmadan yaşatılması çok zor. Özel bir kaynağı yok. Hem sporcuların ücretleri hem onların yol ve konaklama giderleri bunun altından kalkması mümkün değil. O yüzden kapatılmıştı. Yani kapatılmadı ama faaliyet yapmaz halde. O imkanlar, sponsor imkanları olursa böyle bir düşüncemiz var. Yani bir şeyle Talas Belediyesi'nden bir teklif gelmişti. Onların kulüpleri var biliyorsunuz. Bazı amatör kulüpleri. Birlikte belki iki kurumun da isimlerini taşıyan böyle bir şey olabilir. Peki YÖK nezdinde tabii ki siz söylediniz araştırmalara baktığımızda ilk dört ile ilk dokuz arasında olduğunu söylediniz. Ankara nezdinde Erciyes Üniversitesi'nin konumu itibarı ne durumda vizyonu? Aynı şekilde yani rakamlara yansıyan şeyin karşılığı orada da aynı şekilde. Artık Erciyes Üniversitesi kendisini kabul ettirmiş, gelişmiş bir üniversite gözüyle görülüyor. Bu anlamda da yani birçok alanda öncü olan, yol açan, yol gösteren, destek olan bir üniversite konumunda. Özellikle de kendisinden sonraki yıllarda kurulmuş birçok üniversiteye de bu anlamda da destek sağlıyor. Peki efendim son günlerde özellikle son dönemde yine baktığımızda rektörlerin atanması biliyorsunuz seçim daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne gidiyor. Tabii YÖK'ten elemeden geçtikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız 3 kişiden birini yaptığı araştırma sonucunda atıyordu. Şimdi bu uygulama kalktı. Dolayısıyla siz de bir rektörsünüz. Bu uygulamayı nasıl buluyorsunuz? Sizce doğru olan bu yöntem mi? Şimdi öncekinde seçim diyorduk aslında o da seçim değildi bir temayül yoklamasıydı. Yani gerçek anlamda bakarsanız bir temayül yoklamasıydı. O kalkmış oldu yani temayül yoklaması yapılmadan atanıyor olacak.
En azından şu sıkıntıyı giderecek. Seçim dönemleri sizler de bizlerle beraber yaşadınız. Evet. Üniversiteleri de çok ciddi sıkıntılara neden olan. Şimdi rektörlük süresi 4 yıl. Bir yıl şey sürüyor. Bu seçim süreci sürüyor ve bu bir yıl sıkıntılı bir süreç. Ondan sonra atamadan sonra da bir 6 ay onun Böyle geçiyor. etkileri sürüyor. 1,5 yılını alıyor. Zaten 4 yıllık bir rektörlük süresinin 1,5 yılı bu seçim, seçim çalışması yani gibi. Hayırlı olacağını düşünüyorum ben. Yani bu baktığımızda bu dönem biz Kayseri'de olduğumuz için belki evet. içinde yaşadığımız için mi öyle geldi bilmiyorum ama adeta bir yerel seçim, genel seçim havasında oldu. Bence de hayırlısı oldu. Hem öğretim üyesi zaman kaybı açısından baktığımızda üniversitelerde tabii ki değerli hocam da kendisi de burada ama böylesi bilim adamlarının seçimle kaybedecek zamanı olmadığını, herkesin kendi alanında yapması gereken çalışmalar var. Çok ciddi anlamda zaman kaybı da oluyordu. İnşallah hayırlısı olur diyelim. İsmail Bey son soruları alalım. Son aklıma gelmişken hep tıptan konuştuk ama Türkiye'de bilmiyorum hocam, onu siz anlatabilirsiniz. Veteriner Fakültesi bünyesinde 24 saat hizmet veren bir hayvan hastanesi de var. Türkiye'de ilk mi bilmiyorum. Başhekimlik olarak hizmet veriyor ve 24 saatte hayvanlara da hizmet veriliyor. Evet. Bu da farklı bir konu. Evet, onu da başladık 24 saat hizmet vermeye. Tabii eksiklerimiz var orada. Öncelikle biraz önce bahsederken hani yeni bina ihtiyaçlarından bahsederken bunu da hayırseverlerimize de duyurmuş olalım. Büyükbaş hayvanlar için bir ek bina ihtiyacımız var hala. Onu da yakın zamanda sağlamayı düşünüyoruz. Ama en önemlisi bu 24 saat hizmet verecek birimlerde en önemli şey personel. Ciddi personel eksiğimiz var. Önümüzdeki süreçte eğer bunu tamamlayabilirsek daha iyi hizmet verecektir. Bu anlamda da örnek oldu. Peki. Hocam akademisyenlerimize, öğrencilerimize, bizi izleyen özellikle yurt içinde, yurt dışında ailelere Kayseri Erciyes Üniversitesi adına, anlamında neler söylemek istersiniz? Şunu söyleyeyim. Bir defa önce öğrencilerden başlayayım. Erciyes Üniversitesi lise öğrencileri için söyleyeyim veya daha sonraki yıllarda üniversite sınavına girecekler için Erciyes Üniversitesi hemen her birimiyle rahatlıkla tercih edilebilecek bir üniversite. Eğitim kalitesi, altyapı imkanları, öğretim üyelerinin seviyesi ve tabii ki şehrin yaşanabilirliği ile birlikte çok rahatlıkla tercih edilebilecek bir üniversite. Öğrencilere söyleyeceğim bu. Tercih edecek öğrenci. Kendi öğrencilerimize de bunun farkında olarak hayatlarının en güzel dönemi üniversite yılları. Bunu en güzel şekilde geçirmelerini, başka şeylerle uğraşmak yerine kendi vazifeleri olan, ailelerin ve devletin kendilerinden beklediği şey olan eğitimlerini en güzel şekilde yapmaları. Tabii ki eğlenecekler, ihtiyaçları var ama başka şeylerle uğraşmak yerine eğitimle uğraşıp ileride bu ülke için daha yararlı vatandaşlar olmak için gayret göstermelerini istiyoruz. Akademisyenler için söyleyeceğimiz şey, onlar biliyorlar zaten, bu süreçte de gördüler. Biz herhangi bir sıkıntı olmadan rahatlıkla ulaşabildikleri bir yönetim olmaya çalıştık. Hemen isteyen herkes belki birkaç dakika içerisinde ya da birkaç saat içerisinde, olmadı bir iki gün içerisinde mutlaka bize ulaşıyor. Ve dertlerini birinci ağızdan veya sıkıntılarını, ihtiyaçlarını birinci ağızdan çok rahatlıkla iletebiliyorlar. Tabii bu her imkan, her ihtiyaçlarını karşılayabildiğimiz anlamına gelmiyor ama imkanlarımız doğrultusunda da bunu sağlamaya çalışıyoruz. Onlardan istediğimiz kendilerini güven içerisinde işlerine vermeleri ve bu ülke için hem bilimsel anlamda üretim yapmaları hem de öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmeye gayret göstermeler. Evet. Hocam çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten önemli konulara değindiniz.
Erciyes Üniversitesi'ni tüm dünyaya tanıttınız, anlattınız. Öğrencilerimize önemli mesajlar verdiniz. Akademisyenlere önemli mesajlar verdiniz. Kolay bir makamda ve koltukta değilsiniz. Sağ olun. Bu kadar zorluğa rağmen inanılmaz bir şekilde önemli hamleler yaptığınızı bizler biliyoruz. Zaman zaman da biz buradan ekrandan dile getiriyoruz ama siz hiçbir zaman mütevazi bir tavrınızı bozmadığınız için çok da fazla ön plana çıkmayı sevmiyorsunuz. Reklam açısından baktığımızda da hiç bunu reklam olarak görüyorsunuz ama öyle bir uygulama, öyle bir düşünce de yok. Erciyes Üniversitesi'nin başarısı, Kayseri'nin başarısı, ülkemizin evet. başarısı. Bizler bunu böyle gördüğümüz için bu ekranlardan dans ediyoruz. İsmail Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hocama da teşekkür ederim. Hocam inşallah önümüzdeki dönemlerde de hep Erciyes Üniversitesi'nin başarısını yine bu ekranlardan konuşuruz. Biz özellikle adaylığı süresi boyunca da ve atandığı süreç içerisinde de Erciyes Üniversitesi'ne önemli bir değer katacağını değerli hocamızın söylemiştik. Özellikle aslında hocamın geçmişine de baktığımızda yıllardır Erciyes Üniversitesi'nde önemli görevlerde, önemli kademelerde bulunmuş ve oturduğu koltuğu da fazlasıyla doldurduğunu hak ettiğini de düşünüyoruz. Çok önemli işlere bir kez daha imza atacağını ve bu ekrandan bu güzellikleri, Kayseri'nin güzelliklerini konuşmaya devam edeceğimizi belirtelim. Hocama bir kez daha başarılar diliyoruz. Bir başka programda buluşmak dileğiyle diyorum. Hepinize hoşçakalın. Gözünüz bizde olsun efendim.